Efendim neredeyiz şimdi? Hırsız Oyunu'nun ilk gösterimindeyiz. Evet, Hırsız Oyunu. Öncesiyiz. Evet, premier öncesiyiz. Hırsız Oyunu Gazanfer Ülkü Özcan Tiyatrosu'nun 55 yıl sonra ilk oyunu diyelim. Yani 9 yıl sonra. 9 yıl sonra. Onların 1962'de kurduktan sonra 55. yılları, dedemin vefatından sonra ilk defa tekrar perde açıyoruz. Perde açıyor Hırsız Oyunu'yla bugün. Hırsız Oyunu'yla açıyoruz. Evet. Evet. Yani Tarık Ündüz'le şu an röportajımızı evet. yapıyoruz. Tarık Ündüz Gazanfer Özcan'ın torunu oluyor. Evet efendim. Ve bu çok özel sorumluluğu üstlenmiş burunda. Gerçekten öyle isimlerin yaşatılması adına bu tiyatronun tekrar sahneyle, seyirciyle buluşması çok önemli. Tarık Ündüz de buna soyundu diyelim ve bu... Evet, umarım seyirciler de bunu takdir eder, beğenirler. Annemle beraber, Fulya Özcan'la beraber 55. yılında tekrardan bu tiyatroyu faaliyete açmak istedik. Bunun temel sebebi dedemlerin, yani daha doğrusu Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu adının yıllarca devam edebilmesi ve faaliyet gösteren bir tiyatro olarak kalması. Ve burada temel amaç da bizde, yönetmenimiz Kayhan Berkin'le konuştuğumuzda da bizim de en temel önceliğimiz komedide de kalite. Evet. Yani belli şeylere dikkat etmeye çalışarak, oyunculuklara dikkat etmeye çalışarak, ciddiyeti elden bırakmamaya dikkat ederek bir şeyler yapmaya çalıştık ve bugün ilk oyun öncesi. Çok heyecanlıyız. İsim çok büyük. Evet. Umarım seyirciler de beğenirler. Ancak dediğim gibi burada tabii ne yazık ki ne Gönül Ülkü ne Gazanfer Özcan, yani dedem veya anneannem aramızda değiller. Gönül istedi ki onlar olsun, biz onların etrafında pır dönelim. Evet. Onlardan bir şey öğrenelim. Bizim dediğimiz gibi buradaki aslında bir gövde gösterisi veya bir şey değil. O tiyatronun ismini elimizden geldiğince becerebildiğimiz kadar yaşatabilmek sahne üzerinde. Çünkü dedemlerin de en büyük isteği herhalde sahne üstünde yaşanmak olurdu. Evet. Çünkü bir şey var, hep sahnede ölmek isterim gibi şeyleri olmuştur. Allah ona bundan nasip etti aslında, 2 ay öncesine, 1,5 ay öncesine kadar hep çalıştı. Biz de dediğimiz gibi bu ismi elimizden geldiğince onlara layık elimizden geldiğince onlara layık bir şekilde götürmeye çalışacağız. Şimdi bizim Tarık'la çok güzel bir diyalogumuz evet, var. Evet, aynen öyle. Sizin yeriniz bizim için çok ayrı. Sağ olun. Genç yaşına rağmen gerçekten çok olgun bir insan. Kanlı düğünde de oynuyor. Orada aynı bir tiyatro grubu. Orada Versus bizim kardeş grubumuz gibi. Çok orada da çok başarılı bir oyun sergiliyor. Ve bu genç yaşına rağmen bu ağır sorumluluğu üstlendi. Bence de bunun altından kalkacağına sonsuz inancım var. Çünkü gerçekten sanata gönül vermiş bir genç arkadaşımız. Sadece Gazanfer Özcan torunu olmanın dışında gerçekten tiyatroya çok gönül vermiş bir genç. Böyle olmasa zaten bu işe şu anda da duygulandı. Biz de sağ olsun. Çünkü yani bugünkü inanın maddi şeyle, Broadway'de oynamakla, oyunculuk olarak en yüksekte gördüğünüz ödülle filan çok bambaşka bir zaten, hal içerisinde. Zaten şu işe soyunmanız bile ne kadar işte tiyatroya önem verdiğiniz, değer verdiğinizi. İnşallah bu isim yaşayacak ve yeni insanlar ve ekibiniz de gördük genç. Şimdi ben aslında fazla tutmak istemiyorum. Provalar falan da var. Çok genç ve güzel de bir ekip var. Yönetmenler de genç. Bu gençler yetişecek ve bunlar da birçok insanı yetiştirecek. Yönetmen Kayhan Berk'in zaten bizim kardeşimiz. Evet. Yani onun Versus Tiyatro diye bir topluluğu var. Sağ olsun biz onu buraya davet ettiğimizde de rejisör olarak onun gözüne ve entelektüel kişiliğine çok güvenirim. Diğer arkadaşlarımız, oyuncular Şevket Süha Tezel, Emir Ünver, Ceyda Tepeliler ve Güzide Arslan. Bu arkadaşlarımıza da teker teker çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şöyle bir temel sebebi var. En temel iki direk yok şu anda bizde. Evet. Onlar da bizle aslında bu yaşatma yarışına bizimle ortak oldukları için onlara da teşekkür ederim. İki özel teşekkürüm daha olacak. Şimdi hatta geliyorlar. Bir tanesi Ali Yalçıner, dekorlarımızda çok koşturdu. Bize prova alanı sağlayan Müftah Tekin, ona çok teşekkür ediyorum. Destekleyen birçok kişi oldu. Bir de benim öz kardeşimden ayırmadığım Gökhan Gürüm vardır. O Versus Tiyatro'nun genel müdürü ve koordinatörü. Ancak ona da bize gösterdiği yakınlık, ilgi ve bütün alakası için
gönül dolusu sevgiler sunuyor. Şimdi aslında oyunu da konuşmak isteriz ama sizi fazla tutmayalım. Çünkü zamanımız da kalmadı. Oyun içinde hep beraber izleyeceğiz. Seyircilere de oyundan izlediklerimizi, izlenimleri aktarırız ama bugün önemli olan işte bu Gazanfer Özcan. Evet, önemli olan o. Gerçekten tiyatro, önemli olan. Tiyatronun bugün bu oyunla. Biz elimizden geldiğince bu sahnede çıkıp sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Ama benim için bugün çok önemli olan şey bu tiyatronun tekrar faaliyete geçiyor olması. Aynen. Bizim için de aynı duyguları. Oyunla alakalı bahsedeyim istiyorsanız. İki kısa bir hırsız oyunu. Tabii ki hırsız oyunu. 5 kişilik bir oyun. Dediğiniz gibi genç bir ekibiz. Komedi. Hareketli bir komedi oyunu yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. İki çift bir davete gidiyorlar. Bir yıl dönüm kutlamasına gidiyorlar. Dönüyorlar ve o hırsızı girmiş. Sonrası inanın birbirini böyle tekerlek gibi sarmalayan olaylarla devam ediyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bir şey daha söyleyeceğim. Burayı da kesmemenizi özellikle rica ediyorum. Bence tiyatro ile ilgilenen, bu konularla ilgilenen çoğu insanın da size bir teşekkür borcu var Nasuh Bektaş'a. Bu kadar gönülden, bu kadar içten ilgilenen çok az insan var bu işle. Size de ilginiz, alakanız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ama olun. Lütfen burayı kesmeyin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bütün ekibinizle beraber. Umarım uzun süre yaşar ve sizden sonra gelen nesile de aktarılır gider. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.